Merhabalar. Bugün sizlere Arçelik K1766 kıyma makinesini tanıtacağım. Bunu biz yaklaşık 2 senedir kullanıyoruz. Kullanıcı deneyimlerimizden ve yorumlarımızdan bahsedeceğiz. Kıyma makinemizden memnunuz. Bir kullanımını da anlatalım. O sırada bahsederiz. Önce kutudan makinemizin gövdesini çıkardık. Bunu bir prize takalım. Makinemizin ana gövdesinde üstünde kalmış bu ayrı 3 tane düğmesi var. Çalıştırma düğmesi, durdurma düğmesi. Bu da kıyma içerisinde birikir, yığılır, tıkanırsa geri saldırma düğmesi. Buna basarak kıymamızı geri yukarıya alabiliyoruz. Şimdi diğer parçalarını tanıtmadan, üstünde bir tane gözü var. Orada aparatları var. Bu kalın kıyma çekmek için. Bu ince ucu. Bunlar da salça gibi başka ne yapılabilirse onlarla ilgili parçalar. Bunu yerine takayım. Ben kalın ucu kullanacağım. Önce kalın uçtan çekmezseniz ince uç içine sıkıştırabiliyor yağlı kısımları falan. Ben önce kalından çekip ince yapmak istiyorsam ikinciye tekrar çekiyorum ki kolaylık olsun. Şimdi makinemizin haznesi burada. Önce etleri göndermek için bir aparatımız var. Bunu buraya taktıktan sonra buradan vidayla sabitliyoruz. Sıktıktan sonra bu burada sabitleniyor. Bu üstünden etleri koyacağımız haznesi. Kıymayı döndürerek sıkıştırdığı aparat. Buraya boştan bir takıyoruz. Sonra bıçağı var. Bıçağının tersi düz yok. İki tarafı da aynı şekilde kesiyor. İstediğiniz tarafı takabilirsiniz. Şurada kare bir yer var. Oraya oturması lazım. Bunun üstüne çekmek istediğiniz kalın gözlü aparat. Bundan sonra bu sucuk çekmek istiyorsanız bunu buraya koyup direkt sucukları buradan attığın zaman bunun ucuna takabiliyorsunuz. Şu şekilde. Ama biz kıyma çekeceğiz. Bunu kullanmayacağız. Bunu direkt takalım. Bir aparatı daha var. Etleri buradan ittirdiğimiz aparat. Biliyorsunuz bunu kullanacağız. Şimdi makinemizi şöyle biraz geri alalım. Kıyma döküleceği için haznenin altına olan kabımız. Kıymaları yukarıdan gönderdiğimizde sıkıştırarak aşağıdan çekecek. Çalıştıralım. Görüldüğü gibi kalın gözden çektiğimiz için kıymalarımız biraz iri parçalı. Şimdi ben bunun ucunu değiştireceğim. Hatta biraz daha çekeyim de içindekileri
sonra alırız. Sıkışmış. İçine dökülsün. Elim yağlandı kayıyor. Yağlar burada birikmiş. Geri sardırarak tekrar çıkarabiliriz aslında. Veya çıkaralım şimdi. Sonra ince ucumuzu tıkamasın. Bıçağımızı ince ucumuzu şimdi kabımızı değiştirelim. Yavaş yavaş bu kıymaları atıp ince uçtan kıymalarımızı tekrardan çekelim. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir zorluyor ince uçta. Ben genelde kalın delikli kısmında iki defa çekerek kullanıyorum. Siz görmeniz için ince kısmını kullandım. Bu sıkıntıları biraz var. Etrafı biraz kirletiyor. Şuralara etrafı biraz kıyma sıçradı. Bunların temiz.
kabullenmesi de bayağı bir zor. Dezavantajlarından bahsedecek olursak, bu gözlerin içi kolay çıkmıyor. Kalın uçta o kadar sıkıntı olmuyor. Kalın uçtan iki defa çekseydim de yeterli kıvama geliyordu. Daha da çabuk bitiyor. Bu bıçağımız. Kurban Bayramı'nda ben kalın uçtan ikişer defa çekip kurban etlerimizi atıyorum dondurucuya. Gösterelim bunlar bir öbürü. Arkasından yapılan temizliği. Bunlar bayağı bir yağlı yağlı olduğu için kolay temizlenmiyor. Bulaşık makinesine atıp içinde de bayağı bir kalmış. Bir kilo bir kıyma için bayağı bir uğraştık. İki defa çekildiği zaman yeterli bir kıvama gelmiş kıymamız oldu. Yani avantajları, evinizde sıra beklemeden kıymanızı çekebiliyorsunuz. Sucuk yapabiliyorsunuz. Salça yapımında çok güzel oluyor. Salça, domatesi, biberi çok güzel parçalıyor. Ama dezavantajları da bayağı bir kir çıkıyor. Etrafa saçılıyor. Zaman alıyor. Ama sıra beklemektense kıyma için Kurban Bayramı'nda kendi evimde ben çok rahat 20-30 kilo kalın uçta bir saat, bir buçuk saatin içinde çekiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.